fetleri yani inanılmaz sürekli bir takım kişileri evet şimdi Sedat Peker, Cem Küçük hedef gösterdikçe eee merceğin önüne koydukça bugün oldu değil mi bu olay? Bugün evet, yazdı bugün. dün mü yazdı? Bugün dün. galiba. Dün mü? Dün mü? Dün Dün mü? Peki perşembe günü de video varmış. Şu hale bakın ya ben hicap duyuyorum bunları haber olarak yapmaktan. Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerede olacak göreceğiz. Ha 7 Haziran. Evet dün yazmış. Sonra silmiş. Evet. de yani bunu söylüyorsun sonra siliyorsun ya. <laughs> Allah akıl alır gibi değil. Gerçekten ya. işte bu Gerçekten. E, Türkiye için işte... Siz kendisiyle yayındaydınız galiba değil mi? Aynı Kaç gün. Kaç defa yayınlarda olduk evet. evet. Şimdi şunu da eklemem lazım buna. E, yargı. yargı. Yargı ya Türkiye'de yani Ruşen Bey bu konuları bizden tabii çok daha iyi tahlil edecek birikeme sahip. Ya bu kadar iddia var orta yerde. Günler geçti. Bakıyoruz ya reisans soruşturma başlatan bir savcı nerede vardı? Yok. Yok. Yok ya bir tane savcı yok bununla ilgili bir soruşturma başlatan. Bu kadar mesele konuşuluyor. Son bir nokta onu da ekleyeyim. Yine hatırlıyorsunuz geçmişte 90'larda gerek Başbakanlık Teftiş Kurulu, gerek Devlet Denetleme Kurulu bu meseleleri ele alırdı. Sursuz yani devlet raporları tursuz nasıl ortaya çıktı? Savaş raporu nasıl ortaya çıktı? Tamam. Bu, bu olayların yani böylesine ciddi olayların tekrar ifade ediyorum biz siyasetçiyiz. Biz Türkiye'nin menfaatlerini savunuyoruz. Burada yapılacak hadise tekrar söylüyorum bellidir. Meclisin çalışması lazım, yargının çalışması lazım, medyanın araştırması lazım, devletin ilgili denetleme, tehdit mekanizmalarının çalışması lazım. Her şeyin ortaya çıkması lazım. Günah olanın Efendim günahın cezasını görmesi lazım. Yanlış yapanın yanlışının karşılığını görmesi lazım. Yanlış olmayan, temiz olan, iftira uğramış olan da aklanması lazım. Bunlar oldu geçmişte Türkiye'de başbakanlık yapmış, konumda bulunan e, rahmetli Mesut Yılmaz hatırlıyorsunuz. Yargılandı, aklandı. Bunlar olur. Yok, ceza Bunlar da mı ertelendi. Evet ya yani şuraya gelmek istiyorum. Netice itibariyle Türkiye'de bu meselelerin bu şekilde yani bu düzeyde tartışılıyor olması. Ya İçişleri Bakanına soru soruyorlar. Diyor ki Bay Kemal diyor, Kemal Kılıçdaroğlu diyor, onun abisi diyor. Ya insaf ya. İnsaf yani, İnsaf yani Kemal Kılıçdaroğlu ile bizim genel Sedat başkanımızla. Sedat Peker'in abisi sen, demek istiyor, evet. Yani bizim genel başkanımızla Sedat Peker'i sen nasıl karşı karşıya bir araya getirebilecek bir şey, cümleyi kurabilirsin ya. ya Bu kadar Türkiye'nin gündemine gelmişsin, milyonlarca insan senden bahsediyor. Sen hesap vermek yerine, yanıt vermek yerine bizim genel başkanımızı suçluyorsun, CHP'yi suçluyorsun. Yani şu, bu olaylar, yani çok söylenecek şey var Özlem Hanım, çok şey, şey söylenecek şey var. Ancak e, Türkiye'de şunu söyleyeyim. E, bütün bu olaylar tarihe geçmiştir. Kara kaplı deftere bunlar yazılmıştır. Türkiye'de bir ciddi değişim döneminin arifesindeyiz. Bakın yerel seçimleri yaşadık 2019'da. Çok ciddi bir sonuç ortaya çıktı. Değil mi? Bizim genel başkanımız İstanbul'da, Ankara'yı da, efendim Mersin'i de, Adana'yı da kazanacağız dediği zaman hatırlayacaksınız hanımefendi kahkahalar atıyordu o programı yapan gazeteci arkadaşımız. Sonuçlarını gördük. Şimdi İzleyicilerimizin yönü refer olsun. Bizim seçimleri kazanacağız. Ama mesele şu bakın devlet Türkiye'de tahrip ediliyor. Öyle ya da böyle, öyle ya da böyle devletin bir kurumsal işleyişinin olması gerekiyor. Ya bu devlet hepimizin devleti ya. Ya bu kadar devletin zarar gördüğü bir ortamda Türkiye'nin yarınlarının yani biz bu şeyi nasıl yapacağız ya? Düşünün yani e, hukukun gerilediği, devletin kurumsallığının gerilediği ortamda zaten mafyalar ortaya çıkıyor. Yani devlet devlet olsa, devlette devlet de bu çürüme olmasa, Devlette bu olmasa olmasa e, bu tip adamlar ortaya çıkıp ben devletim diye ortaya çıkamazlar. Bugün olan hadise eline biraz güç geçirenin ben devletim diye ortaya çıkması hadisesidir. O bakımdan yapılacak iş çok açık. Biz bu seçimleri kazanacağız. Hangi Devlette seçimleri tekrar... diye soracağım ben tabii çünkü. Yani bir yandan iki senaryo konuşuluyor. Bir e, bu sonbaharda e, her an bir sürpriz baskın seçim yaşanabilir Ankara'da. Diğeri de işte e, sürekli olarak Bahçeli'nin her grup toplantısında ısrarla altını çizdiği seçimler. Olması gerektiği gibi normal tarihinde 2023'te. Siz hangi yani sürekli erken seçim talebi var muhalefetin sürekli olarak bunu söylüyorsunuz ama. Burada bizim erken seçim talebimizin arkasında tabii bir siyasi fikir var. O da şu yani Türkiye'nin başına bela olan bu ortamı yaratan şey adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri bu ucube tek adam yönetimidir. Seçimler niye önemli Türkiye'de? Bir demokratik geçişi başlatmak için önemli. O yüzden önemli. Biz o yüzden seçim diyoruz. Yani Türkiye'deki bu ucube sistemin sona ermesi, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmesi. Yalnız Sayın Bahçeli ilgili açıklamanızın bir tarafını benim açmam lazım, bir boyutunu açmam lazım. O da şu, çok derin bir, yani Cumhur İttifakı bünyesinde ve geniş onların çete, mafya çevreleri bünyesinde çok derin bir hesaplaşma var. Bakın bu çok net. Şimdi burada Sayın Soylu'nun resmini dakika, nasıl görüyoruz. nasıl derin bir de hesaplaşma yani? Efendim şöyle, Sayın Soylu'nun programını izlediniz, hepimiz izledik zaman Haber Evet, Zaman yani. kayboldu onu söyleyeyim ama e, enteresan bir şey gördüm. Orada da şu. E, Sayın Soylu'nun hedefinde Selahattin Peker yoktu. Yani Sayın Soylu'nun hedefinde olanlar sayayım ben. Adalet Bakanı vardı. Efendim eski Ekonomi Maliye Bakanı vardı. Bir dakika Eski önemli İstanbul bir şey söylüyorum. Vardı. Evet. Sayın Soylu'nun hedefinde e, Sedat Peker yoktu. Bizzat kendisiyle aynı çatı altında Öyleydi. siyaset yapar. Lütfen Öyleydi. Sayın Adalet Bakanı vardı. Tabii. Eski e, ya Eski İçişleri Bakanı vardı. Hani söyledi ya oğlunun Selam evinde. para sayma makinelerinden bahsederek. Muammer Güler. Burleşen Doktor Bakanı. Muammer Güler. Efkan Ağla. Ben vermedim Selami dedi. Neydi ismi? Koruma kararını benden önce başlamıştı dedi. İşte oradaki ilgili Selami Altunok, o, Tabii. Efkan Ala, evet. Berat Albay. Ne, nedir, bu? nedir? bu? Bu nedir? Bu Süleyman Soylu'nun kendi parti içindeki rakiplerini, rakiplerini hedefe koyduğudur. Bunun adı da taht kavgasıdır. Saray entrikası ve taht kavgası. Ayrıca biz bu filmi ilk defa izlemiyoruz. Şimdi hatırlayın, geçen yıl pandeminin başında e, bir istifa hadisesi oldu. İçişleri Bakanı bıraktı falan bıraktığını söyledi. Sonra ona yakın bir grup efendim sosyal medya ne diyelim e, trollleri aktivistleri Aha. falan kampanya yaptı. Ona yakın bir takım medya efendim e, unsurları harekete geçti. Diğer tarafta ise bunun tam karşısında ise albayrak grubunu kastediyorsunuz. E, albayrak grubu harekete geçti. Bu niye önemli? Ya düşünün pandemi daha yeni başlamış. Bir ay olmuş iki ay olmuş Türkiye'de virüsün ortaya çıktı. Herkes yarınını merak ediyor. Yani yarın işe gidebilecek miyiz? Yarın okula gidebilecek miyiz? hastaneye gitsek yer bulabilecek miyiz? Tedavi görebilecek miyiz? Beyefendiler neyle meşgul? O ortamda taht kavgasıyla meşgul. Saray ile meşgul. Ya geçti üzerinden bir sene yine aynı aynı kafa. Yine aynı kafa. Yani bu kadar ciddi meseleler konuşuluyor Türkiye'de. Hala işte Sayın Soylu kendi parti içindeki rakiplerini hedefe koymuş. Onlarla uğraşıyor. Ya uğraşsın bizim meselemiz değil bu. Ama bu, bu bir durumu gösteriyor Türkiye. Nedir o durum yani? O durum Türkiye'de iktidarın çok ciddi bir de gerileme içerisinde olduğu, iktidar döneminin artık sona erdiği, seçimleri kazanamayacağı görülüyor ve kendi aralarında Erdoğan sonrası döneme ilişkin bir takım tahkimat şeyleri, hareketleri var. Yani kendi konumlarını siyasette ayakta kalabilme durumlarını sağlayabilmek için, bundan sonrası için bir şekilde konumlarını tahkim etmeye çalışıyorlar. Ancak şunu tekrar ifade edeceğim, ben Türkiye'ye güveniyorum onu söyleyeyim. Yani Türkiye'ye güveniyorum, seçmenlere güveniyorum, halkımızın ferasetine güveniyorum, anlayışına, anlayışına güveniyorum. Türkiye'nin tarihten getirdiği hürriyet birikimine güveniyorum. Bunları hiç almak lazım. Bütün bakın zorlamalara rağmen, bütün baskılara rağmen bir İstanbul seçimi örneği var önümüzde. Yani Büyükçekmece'de polis kapı kapı gezdi. Unutmayalım yani çok değil. İki sene önce Büyükçekmece'de Doğru. polis kapı kapı gezdi. Buradan yine hatırlatayım. Büyükçekmece Belediye başkanımız Hasan Akgün'ün yeni çıkan e, kaynak, pardon özür dilerim, Tekin Yayınları'ndan Tekin çıkan yayınlarından güzel bir kitabı, kitabı çıktı. var. Evet. Orada detaylı olarak bunlar anlatılıyor. Soralım bugün, yani CHP oyları çalmıştı, Büyükçekmece'de hile vurdu. Nerede yani hırsızlar? Işte. Nerede hırsızlar kardeşim? Sandık Kurulu Başkanları başkan sandı 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 FETÖ'cüydü. Nerede bu insanlar? Ya bizim anamızın ak sütü gibi helal olan kazandığımız seçimleri, elimizden almak için türlü hilelerle bir ilçeyi hedefe oturtarak, bir ilçede yaşayan insanları, emeklileri, gençleri falan hedefe oturtarak evine gidiyor. Kaç kişi oturuyorsunuz kardeşim siz bu evde? Üç kişi. Çocuğun nerede? Nerede çocuk? Getir bakayım çocuğu göreceğim falan. Bunlar yaşandı Türkiye'de. Şimdi şimdi bu zaten Türkiye'de hepimizin söylediği, daha önce bizim söylediğimiz çeteleşmeyi hukukun dışında yani devlet gücünü eline alıp devlet gücünü eline alıp çeteleşerek Türkiye'nin en temel şeylerini, başta seçimler olmak üzere bunları dejener etmeye dönük girişimleri biz söylüyorduk zaten. Şimdi olay şu, bunun içinden birisi söylüyor. Yani onlar anayasayı Şöyle değiştirebilsin diyor. diye miting tertip eden, o mitingde korku iklimi yaratmak için, korku iklimi yaratmak için akademisyenlere tehdit eden kişi çıkıyor, değil mi? Diyor ki, efendim bunları beraber yaptık diyor. Durum bu. Buna yanıt lazım. Buna yanıt lazım. Şimdi çıkıp diyecekler ki ya beraber yapmadık. İyi tamam, bunun mekanizması var. Mecliste birbirimiz bir konuşmak lazım. Bir Komisyon oluşturmak lazım. Şimdi sormak lazım yani çoğunluğu olan AK Parti niye mecliste bu komisyonları kurmuyor? Niye kurmuyor? Bu, i̇şte bu, bu soruyu soralım. Bu soruyu çoğunluğu var peki. Cumhur İttifakı'nın. Niye bu komisyonları kurmuyor? Şu ortaklığından kaynaklı kurmuyor da ama mesele şöyle bir şey de var. Bir de bu sistemde yani oluşturan mekanizmayı Sedat Peker'in anlattıkları çok net ortaya koyuyor. Düşünün bir mafya liderisiniz ve yeraltı dünyasında namınız zaten yürümüş. Alemde herkes sizden korkuyor, tanıyor. Bunun işte